Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle fiiller, diğer adıyla eylemlerle ilgili sorular çözeceğiz. O halde ilk sorumuzu alalım. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri çekimli fiil değildir? Arkadaşlar çekimli fiil olabilmesi için bir fiilin kipeki ve kişi ekini alması gerekir. Şunla sakın karıştırmayın. Özellikle fiilimsilerle çekimli fiillerde kullandığımız kipekleri ortak olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Çekimli mi? Yargı bildiriyor mu? Buna bakacağız. Eğer fiilimsi ise zaten cümlede isim, sıfat, zarf göreviyle kullanılır. Hemen bakıyoruz. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Sevilmiş kelimesine bakalım hemen. Burada düşürülmüş bir isim vardır. Sevilmiş insan. Bu onun sıfatıdır. Peki ben bunu neyle sağlamışım? Sıfat fiille sağlamışım. Buna ne deriz biz? Adlaşmış sıfat deriz. Ama fiilim sözelliğini koruyor mu sıfat fiil aldığı için? Evet. O zaman bu çekimli bir fiil değildir. Sevene bakalım. Aynı şekilde seven insan. Burada düşmüş bir isim var. Aynı sevilmişte olduğu gibi. Bu da nedir yine sıfat fiille yapılmış. Buradaki nedir? Adlaşmış sıfat fiildir. Peki bu çekimli fiil midir? Değildir. Diğerlerine bakalım. Bekler Geniş zaman üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiş bir fiildir. Yargı bildirir. Bilmez. Geniş zamanın olumsuzuna göre çekimlenmiş yargı bildiren bir fiildir. Bu da çekimli fiildir. Dönmeyeceklere bakalım. Dönmeyecekler de gelecek zaman üçüncü çoğul kişiye göre çekimlenmiştir. Peki bu durumda çekimli fiil olmayan hangisidir? 1 ve 2. Yani cevabımız A seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Gelsin sorumuz. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci, mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Hatırlayın kaç tane fiilimsimiz vardı bizim? İsim fiil, diğer adı ad eylem, sıfat fiil, diğer adı ortaç, zarf fiil, diğer adı ulaç. Bizden istenen hangisi fiilimsi değildir diyor. Peki arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Çekimli fiille ile fiilimsi farklı şeyler. İkisi de fiilden türüyor ama artık fiilimsi fiil özelliğini yitiriyor ve ki peki almıyor. Hemen birincisine bakalım. Gelir ise burada neyle çekimlenmiş? Geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş çekimli bir fiil var. O zaman birincisini eliyoruz. Cevabımız çıktı ama biz diğerlerine de bakıyoruz. Çalışma ve yaşama. Hatırlayın isim fiil eklerimiz nelerdi? Mame, ış, iş, uş, üş, mak, mek. Bunlar bizim isim fiil eklerimizdi. Çalışma nedir? İsim fiildir burada. Yaşama isim fiildir mame ekini aldığı için. Kazanılması demiş yine mame eki almış hatta bir de iyelik eki almış gördüğünüz gibi isimler gibi. Bu da isim fiildir. Yetirilmesi derken Yine isim fiildir. Peki bu durumda hangisi fiilimsi değildir? Tabii ki A seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Seçeneklerden hareketle gidelim arkadaşlar burada. A seçeneğine bakalım. Birinci cümlede yüklem çekimli bir fiildir. Hemen birinci cümleyi okuyorum. Ona da hak veriyorduk bir bakıma. Hak vermek orada nedir? Çekimli bir fiildir. Hatta şimdiki zamanın hikayesine göre çekimlenmiş bir fiildir. A seçeneğini bu durumda eliyorum. B seçeneğine bakalım. İkinci cümlede birden fazla birleşik zamanlı fiil vardır. Hemen ikinci cümleyi okuyalım. Makasçılık yapıyordu, telgraflara bakıyordu, bütün işaretleri düzenliyordu. Yapıyor idi, bakıyor idi, düzenliyor idi. Şimdiki zaman hikayesiyle çekimlenmiş 3 tane birleşik zamanlı fiilim var. B seçeneğini de eledim. C seçeneğine bakalım. Üçüncü cümlede ek fiil kullanılmıştır. Bütün işler tek bir adamın üzerindeydi. Üzerindeydi kelimesinde ek fiil kullanılmıştır. C seçeneğini de eliyorum. D seçeneğine bakalım. Dördüncü cümlede isim fiile yer verilmiştir. İsim fiillerimiz neydi? Ma, mek, ış, üş, makmek, Hemen okuyalım. Çoğu zaman kendiliğimizden uyanmak zorundaydık. Makmek derken uyanmak da isim fiildir arkadaşlar. D seçeneğini de eliyorum. E seçeneğine bakalım. Beşinci cümlede şart kipiyle çekimlenmiş basit yapıda bir fiil vardır. Hemen beşinci cümleye bakıyorum. Bütün gün de hikaye yazdığımız düşünülürse bunun pek kolay bir iş olmadığı ortadaydı. Evet düşünülürse şart kipiyle çekimlenmiş bir fiil. Ama basit yapıda bir fiil değildir. Düşünmekten düşünülmek. Ne olmuştur? L ekiyle türetilmiştir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Çünkü basit yapıda değildir bu fiilimiz. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Gelsin sorumuz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? ortaç, ulaç, mastar, ek fiil birleşik zamanlı eylem. Ortaç neydi arkadaşlar? Diğer adı sıfat fiildi. Kısaltarak yazıyorum. Ulaç neydi? Zarf fiil. Mastar neydi? İsim fiil ya da ad eylem. Peki hemen parçamızı okuyalım. Gençlik yılların boyunca süren bu telaşlı, heyecanlı, umut içindeki didinmelerimizi şimdi buruk bir sevinçle hatırıma getiriyorum. Hayallerimizi durmaksızın besleyen bir şey vardı o zamanlar. Evet hemen parçaya baktığımızda süren kelimesinde, besleyen kelimesinde ne var? Ortaç yani sıfat fiil var. A seçeneğini elemiş oldum. Peki didinmelerimizi derken orada da bir mastar var. İsim fiili, isim fiilimiz var. Onu da eledim. Peki didinmelerimiz şimdi buruk bir sevinçle hatırıma getiriyorum. Hayallerimizi durmaksızın Maksızın meksizin nedir? Zarf fiildir. Ulaçı da eledim B seçeneğini. Peki vardı o zamanlar derken var idi. Burada isim ek eylemle yüklem olmuştur. Ek fiilimiz de var D seçeneğindeki. Peki birleşik zamanlı bir eylem var mı parçada? Birleşik zamanlı bir eylemimiz yok. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Yeni sorularımızla devam ediyoruz. Gelsin sorumuz ekrana. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne yaptığı işten etkilenir? Arkadaşlar bizden istenen fiilde çatı sorusu. Sorulan soruda da dönüşlü çatı istiyor bizden. Hatırlayalım kaç taneydi bunlar? Etken çatı, edilgen çatı, dönüşlü çatı ve işteş çatıydı. Edilgende L ve N eklerini kullanıyorduk. Dönüşlüde de aynı şekilde L ve N eklerini kullanıyorduk. İşte işte Ş şey ekini kullanıyorduk hatırlarsanız. Etken çatıda öznemiz gerçek özneydi. Edilgen çatıda öznemiz sözlü özneydi. Önemli olan edilgen ile dönüşlüyü birbirinize karıştırmamanız. Neden? Çünkü ekler ortak her ikisinde de. Şuna dikkat edeceksiniz. Bir özne yaptığı işten, kendisi de etkileniyorsa bu dönüşlü çatıdır ve gerçek özledir. Biz de sorudan ne isteniyor? Ee, özne yaptığı işten etkilenir. Yani dönüşlü çatıyı istiyor. Hemen bakalım sorularımıza. Herkesi ilgilendiren bu konu saatlerce tartışıldı. A seçeneğinde bir edilgen çatı söz konusu. B'ye bakalım. Belediyece parklar ve mesire alanları temizlendi. Burada da bir edilgen çatı var. C seçeneğine bakalım. Her zaman görevini tam anlamıyla yaptı. Kim? O yaptı. Etken çatı. Şuna da dikkat edin. Etken çatıda özne gizli özne olsa bile yine öznesi vardır. Gerçek öznedir. D'ye bakalım. Yorgunluktan bahçenin duvarına yaslandım. Yaslanmak kelimesine dikkat edin. Hangi eki kullandım ben? ne ekini kullandım? İşi yapan benim, işten etkilenen yine benim. Peki soruda ne isteniyordu? Özne yaptığı işten etkilenir. Yani dönüşlü çatı istiyordu. Sorumuzun cevabı D seçeneği ama E'yi de okuyalım biz. Havaların ısınmasıyla birlikte evler boyandı. Yine ne eki kullanmış ama E seçeneğinde de bir edilgenlik söz konusu. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Sorumuzu ekrana alalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi nesne almazken aldığı ekle nesne alabilir hale gelmiştir? Yine fiilde çatıyla ilgili bir sorumuz var. Nesnesine göre fiil çatıları. Hatırlayın. Nesnesine göre fiil çatılarını geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen olarak görüyorduk. Geçişte fiil dediğimiz zaman neyi kimi sorularına cevap veriyordu? Kısacası onu kelimesini bünyesine kabul eden fiiller geçişlidir, nesne alabilir. Peki geçişsiz neyi kimi sorularına cevap veriyor muydu? Vermiyordu. Onu kelimesine bünyesine kabul etmiyordu. Peki oldurgan ve ettirgen. Oldurgan da normalde geçişsiz fiildir ama R, T ve tır ekleriyle geçişli hale getirdiğimiz zaman oldurgan fiil diyoruz. Ettirgen de zaten geçişli olan fiilimize yine aynı eklerle R, T, tır ekleriyle ettirgenlik derecesini arttırdığımız geçişli fiillerde. Peki soru da bizden ne isteniyor? Oldurgan fiil isteniyor. Yani geçişsiz olduğu halde ekle geçişli hale gelen fiili soruyor bize. Hemen bakıyoruz. Birinci cümleden yazar çocukluğunu anlatabilmek için buraya gelmişti. Neye gelmişti? Kimi gelmişti? Cevap var mı? Yok. Geçişsiz fiil. İkinci cümlemize bakalım. Sanki buraya gelmek, anılarını tüm canlılığıyla yazmak önemli bir vazifeydi onun için. Peki burada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Bu cümle bir isim cümlesidir. İsim cümlelerinde çatı aranır mı? Aranmaz. O yüzden ikiyi geçtik. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Uzunca bir süre burada kaldı. Neyi kaldı? Kimi kaldı? Cevap var mı? Yok. O zaman bu da geçişsiz bir fiildir. Dördüncü cümlemize bakalım. Artık istediği mucizeyi gerçekleştirmişti. Neyi gerçekleştirmişti? İstediği mucizeyi. Demek ki neyi kim sorularına cevap verdi. Hemen bu eylemimize bakalım gerçek Bakın bu haliyle neyi kimi sorularına cevap verir mi bu fiil? Veya onu kelimesini bünyesine alır mı? Hemen bakalım neyi gerçekleşti? Neyi, kimi gerçekleşti? Onu gerçekleşti. Demek ki kabul etmiyor. Peki neyle kabul etti bunu? Ek sayesinde kabul etti. Yani nesne almazken ek sayesinde nesne alabilir duruma geldi. Biz buna ne diyorduk? Oldurgan fiil diyorduk. Peki bizden istenen neydi? Oldurgan fiili soruyordu. Cevabımız D seçeneği ama 5. cümleye de bakalım. Şimdi huzurla geldiği yere dönebilirdi. Neyi dönebilirdi? Kimi dönebilirdi? Cevap var mı? Yok. Bu da geçişsiz fiil. O zaman doğru seçeneğimizi hatırlayalım tekrar. D seçeneğiydi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu bölümde cümlenin ögeleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bu cümlede aşağıdaki ögelerin hangisine yer verilmemiştir? Özne, yüklem, belirtisiz nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci. Cümlenin ögelerini bulurken yapmamız gereken ilk şey yüklemi doğru şekilde bulmaktır. Yüklemi bulduktan sonra yükleme Yapan kim, olan ne sorularıyla özneyi buluruz. Özne ve yüklem bir cümlenin temel ögesidir. Bunlar olmadan cümle olmaz. Fakat cümlenin yardımcı ögeleri de vardır. Bunlar nesne, yer tamlayıcısı ve zarf tümlecidir. Nesne, öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtili nesne, kimi neyi sorularına cevap verir? Belirtisiz nesne ise ne sorusuna cevap verir? Burada özne ile belirtisiz nesneyi karıştırmamamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Yer tamlayıcısı ise yüklemi, bulunma, yönelme, ayrılma durumu bakımından tamamlar. E, D, den eklerini getirerek kim, ne, nere sorularını eklediğimizde bir soru oluştururuz ve bu sorular sayesinde yer tamlayıcısını buluruz. Zarf tümleci ise yüklemi zaman, durum, miktar bakımından tamamlar. Ne zaman, ne kadar, nasıl gibi sorulara cevap verir. Şimdi bu, bu bilgiler doğrultusunda cümlemize bakalım. Okuyanları derinden etkileyen bu eser yazarlara her zaman ilham kaynağı olmuştur. İlham kaynağı olmuştur yüklem. İlham kaynağı olan ne? Okuyanları derinden etkileyen bu eser özne. Kime ilham kaynağı olmuştur? Yazarlara kime diye sorduk? Yer tamlayıcısı. Ne zaman ilham kaynağı olmuştur? Her zaman zarf tümleci. Bize yer verilmeyen öge sorulmuştu. O halde özne, yüklem, yer tamlayıcısı, zarf tümleci var. Fakat cümlemizde C seçeneğinde yer alan belirtisiz nesne yok. Bu sebeple doğru seçeneğimiz C seçeneği. Diğer soruya geçelim. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Antik Mısır'daki insanlar doğada bulunan maddelerin hastalıkları iyileştirdiğini düşünüyorlardı. Burada yüklemimiz düşünüyorlardı. Düşünen kim? Antik Mısır'daki insanlar. Özne. Bakın burada bir söz öbeği var. Antik Mısır'daki insanlar. Söz öbekleri ayrılmazlar cümlenin ögeleri bulunurken ve bu söz öbekleri nelerdir? İkilemeler, tamlamalar, birleşik fiiller söz öbeklerini oluşturur. O yüzden buradaki söz öbeğini de ayırmıyoruz. Hepsini özne olarak alıyoruz. Neyi düşünüyorlardı? Doğada bulunan maddelerin hastalıkları iyileştirdiğini. Neyi sorusuna da bu kısım cevap verdi. Yani belirtili nesneyi bulmuş olduk. Öyleyse sırası özne belirtili nesne ve yüklem şeklinde olacak. Bu da B seçeneğinde yani doğru seçeneğimiz B seçeneği. Diğer soruya geçelim. Bu cümlede altı çizili ifade cümlenin hangi ögesidir? Taklit etme davranışı bebeğin dil gelişimi ve sosyal becerilerini kazanmasında önemli bir belirleyicidir. Özne, yüklem, zarf tümleci, belirtili nesne, yer tamlayıcısıdır. Şimdi ögeleri bulalım. Önemli bir belirleyicidir yüklem. Önemli bir belirleyici olan ne? Taklit etme davranışı özne. Nerede önemli bir belirleyicidir? Bebeğin dil gelişimi ve sosyal becerilerini kazanmasında nerede sorusuna cevap verdi. Yani yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı kime kimde kimden neye neyde neyden nerede nereden sorularına cevap verir. Öyleyse burada altı çizili olan ifade E seçeneğinde yer alan yer tamlayıcısı. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne zarf tümleci, yüklem, yer tamlayıcısı şeklindedir. Yabancı dil daha kolay öğrenilmektedir yeni çıkan mobil uygulamalarda. Bunun yüklemi öğrenilmektedir. Öğrenilmektedir yüklem. Öğrenilen ne? Yabancı dil özne. Nerede öğrenilmektedir? Yeni çıkan mobil uygulamalarda yer tamlayıcısı. Nasıl öğrenilmektedir? Daha kolay zarf tümleci. Yani sıralama, özne, zarf tümleci, yüklem, yer tamlayıcısı şeklinde olacak. Bizden istenen aslında buydu. Yani doğru cevabı bulmuş olduk aslında. Fakat diğer seçeneklere de bakalım. Üzerlerine çöken hüzün yeniden hayata döndürdü güçlüklere dayanabilenleri. Hayata döndürdü yüklem. Hayata döndüren ne? Üzerlerine çöken hüzün. Özne. Neyi hayata döndürdü? güçlüklere dayanabilenleri. Burada belirtili nesne. Nasıl hayata döndürdü? Yeniden zarf tümleci. Yani sıralama özne, zarf tümleci, yüklem, belirtili nesne şeklinde. Bunu eliyoruz. Geçmişten gelen bir adamın hikayesi onun gözlerini doldurmuştu romanı okurken. Onun gözlerini doldurmuştu yüklem. Onun gözlerini dolduran ne? geçmişten gelen bir adımın hikayesi özne ne zaman onun gözlerini doldurmuştu romanı okurken zarf tümleci sıralama yine özne yüklem zarf tümleci şeklinde yani bu da olmayacak de oyuncak çocukların zeka gelişiminde en önemli etkenler arasında yer alır yer alır yüklem yer alan ne oyuncak özne nerede yer alır Çocukların zeka gelişiminde en önemli etkenler arasında yer tamlayıcısı yani sıralama özne yer tamlayıcısı yüklem şeklinde cevabımız bu da değil. Şiir okurlarına güç gelmektedir bu şiiri okumak ve yorumlamak güç gelmektedir yüklem güç gelen ne bu şiiri okumak ve yorumlamak özne kime güç gelmektedir şiir okurlarına yer tamlayıcısı Yer tamlayıcısı, yüklem, özne şeklinde bu cümlenin sıralaması da öyleyse bu da değil. Dolayısıyla ilk başta söylediğimiz gibi doğru seçeneğimiz A seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuş bir cümledir? Gülmece insanların davranışlarını inceden inceye alaya alır. Alaya alır yüklem. Alaya alan ne? Gülmece özne. Neyi alaya alır? İnsan davranışlarını. Belirtili nesne. Nasıl alaya alır? İnceden inceye zarf tümleci. Bizden özne ve yüklem istediği için bu olmuyor. A'ya eleyebiliriz. Salah Birsel garip hareketin izinden yürüyen bir şair olarak karşımıza çıkar. Karşımıza çıkar yüklem. Karşımıza çıkan kim? Salah Birsel. Özne. Nasıl karşımıza çıkar? Garip hareketin izinden yürüyen bir şair olarak zarf tümleci var. Yani yine özne ve yüklemden oluşmuş bir cümle yok. B'yi de eliyoruz. Konuşmayı ve insanları anlamayı öğrenmek çocukların en karmaşık yeteneğidir. Yüklem. Çocukların en karmaşık yeteneği olan ne? Konuşmayı ve insanları anlamayı öğrenmek. Özne. Bakın burada özne ve yüklemden oluşmuş bir cümle var. O yüzden doğru seçeneğimiz bu olacak. D ve E'ye de bakalım ama. Servet-i döneminden sonraki şairlerin şiirlerinde yer yer ironik davranışlar görülür. Görülür yüklem. Görülen ne? İronik davranışlar. Özne. Nerede görülür? Servet-i döneminden sonraki şairlerin şiirlerinde yer tamlayıcısı. Nasıl görülür? Yer yer zarf tümleci. Özne ve yüklem dışında yer tamlayıcısı ve zarf tümleci var. O yüzden D seçeneği de olmaz. Gizli kalmış hazinelerin içindekiler duygularımızın dışa vurumu olarak kendini gösterir. Kendini gösterir yüklem. Kendini gösteren ne? Gizli kalmış hazinelerin içindekiler özne. Nasıl kendini gösterir? Duygularımızın dışa vurumu olarak. Burada da zarf tümleci. Özne ve yüklemin dışında bir zarf tümleci var. O yüzden E seçeneği de olmuyor. Az önce söylediğimiz gibi doğru seçenek Se je se čelni.